Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmedi. Çay Mahallesi'nde de iş yerleri su içerisinde kalırken araçlar da mahsur kaldı. Yer yer suyun yüksekliğinin 1,5 metreyi bulduğu Çay Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi ve yüksek tonajlı araçlar yardımıyla kurtarıldı. Su altında kalan mahalledeki felaketin boyutu da kameralara yansıdı. Öte yandan Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede kurtarma çalışmalarında vatandaşların yardımına devletin tüm imkanlarını seferber etti. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken Deniz Mahallesi'nde de sokaklar sular altında kaldı. Şu an çok kötü. Yine bir hafta sonundan beri sürekli bir yağış, deniz taşması. Mesela iş yerimizde camlar gitti. Şu an durum ne peki? Durum şu an yok yani. Deniz geri alıyor verdiklerini. Öyle değil. Gördüğünüz gibi deprem sonrası böyle sürekli denizin taşmasıyla yani hiç hoş değil. Gerçekten şu an durum nasıl peki abla? Durum hiç iyi değil. Sular altında galiba. Evet, sular altında şehrimiz. Deniz ne kadar yükseldi peki abla? Şu an ama çok fazla yüksek yani iş yerimiz dahi sular altında. Sular altında, camlar kırılmış durumda.